Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün birlikte tam sayı problemleri konusunu işleyeceğiz. Artık tam sayıları bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde rasyonel sayılara geçeceğiz. Tam sayılarla ilgili yaptığımız diğer dersleri açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsin. Konumuz bittiğinde video sonunda bir soru soruyorum sevgili gençler. Sürpriz bir soru video sonunda. Onu da çözmeyi unutmayın. Bu seneki videolarımızı spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defteri üzerinden yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Oradaki bilgi notları ve alıştırma üzerinden konuyu iyice öğreniyoruz. Sonra size ödev veriyorum ve öbür ders yine kontrolünü yapıyoruz. Başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak adına hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ve konu istekleriniz olur, fikirleriniz olur. Yorum kısmına yazıyorsunuz. Anlaştık. Hadi başlayalım. İlk olarak geçen hafta sorduğum sorunun cevabını birlikte bulalım ve ödev kontrolü yapalım. Hemen sorumuza bakalım. Diyor ki bunların sıralaması nasıldır? Sıralamayı yaparken cevapları bulacağız. Üçgene bakarsak negatif sayının çift kuvveti pozitif. Üçgen artı bir yapıyor. Kare negatif sayının tek kuvveti olduğu için eksiye dönüyor. 2019 taneyi çarparsan bir olur. Yani eksi 1. Daire ise eksi 2018'in birinci kuvveti bir tane eksi 2018 demektir. Buradan baktığınızda en küçük olanı eksi 2018 yani daire olacak. Sonra o zaman daire küçüktür, kare küçüktür. Üçgen pozitif olduğu için en büyük üçgen diyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkı sevgili gençler. Ödev kontrolüne bakacak olursak eğer beni bu kitaptan takip ediyorsanız 39, 40 ve 41 ödev. Yani kitaplarınızdan beni takip ediyorsanız da bu konuyla ilgili en az iki test çözecektiniz. Ödevlerinizi yaptınız kabul ediyorum ve konuya geçiyorum. Konumuz tam sayı problemleri sevgili gençler. Her problem videomuzda söylediğim gibi sevgili gençler bu problemlerde temel kurallar basittir. Yapmanız gereken adımlar çok basittir. Ondan sonrası bol alıştırma ve bol bol örnek çözerek kendi geliştirmekten geçiyor. Benzer soruları çöze çöze kendi geliştiriyorsun. Ve burada tam sayılar konusunda bize lazım olacak birkaç adım var. Onlardan bahsedeceğim ve sonra birlikte birçok soru çözeceğiz. Öncelikle problem çözerken Verilenleri dikkat edeceksin. Tamam mı? Sana ne vermiş? Senden ne istiyor? Sonra çözüm için hikayeleştireceksin kafanda. Bu sorunun hikayesini kafanda canlandırdığında adım adım ilerleyerek soruyu çözeceksin. Buna planlama da diyebilirsin. ama planlara uygulayacaksın. Bu temel kurallar bütün problemler için geçerliydi. Peki tam sayılarda neye dikkat edeceksin? Burada ifadelerin hangileri pozitif, hangileri negatif temsil ediyor? Onlara dikkat edeceksin. Zaten bakar bakmaz anlamışsındır. Gelir eğer bir gelirden bahsediyorsa pozitif, giderden bahsediyorsan negatif. Yükselmek pozitif, alçalmak negatif. Alacak yani birinden alacağın varsa sana pozitiftir, borcun varsa negatif. Eğer zemin katın üstüne çıkıyorsan pozitiftir, altına iniyorsan negatiftir. Deniz seviyesini sorularında da deniz seviyesinin üstünü pozitif, altını negatif alacaksın. Yani deniz seviyesini sıfır kabul edeceksin. Yine bir işletmen var. Eğer kar ediyorsan pozitiftir, zarar ediyorsan negatiftir diyoruz. Zaten bunları temel olarak anlayacaksın. Şuna dikkat edeceksin. Zemin kat sıfır olarak alınır. Deniz seviyesi sıfır olarak alınır. Evet ben bu adımları zaten biliyorum diyorsan hazırsın demektir. Şimdi alıştırmalara geçelim. İlk alıştırmamız yerden yükseklikle ilgili. Hemen bakalım. İstersen her sorudan önce videoyu durdurup soruyu kendinle çözebilirsin. Dağlık bir bölgede her 100 metre yüksekliğe çıkıldıkça hava sıcaklığı 4 derece düşmektedir. Yandaki dağlık bölgede A noktasında hava sıcaklığı 12 derecedir. Hemen yazıyorum. Verilenleri yazıyorum. Burası 12 derece. Buna göre aynı anda B noktasında hava sıcaklığı kaç santigrat derece olduğunu bulalım. Sorunun kuralı ne? 100 metrede 4 derece düşüyormuş. 4 derece düşmek nedir? Eksi demektir. Benim eksi 4 derece diyeceğim. O zaman bizim çıkacağımız mesafe ne? Bakın 900'müş. O zaman 900 metrede ne olacak? 9 çarpı eksi 4 derece düşecek. Çarpalım. 9 kere eksi 4. Eksi olduğu için eksiye döner. Eksi 36 derece. Demek ki sıcaklık 36 derece düşecekmiş. Şu anki sıcaklığımız kaç? 12 derece. Hemen 12 derece düşürelim. 12 artı eksi 36 derece. Bunları birbirine ekleyebilirsin. Ya da 12'den 36 derece düşebilirsin. Bu işlemi yaparsan ne olur? Artılar 12 kişi, eksiler 36 kişi. Kim kazanır? Eksiler 24 farklı diyebiliriz. Ya da direkt hiç tam sayı işlemi yapmadan şu an sıcaklık 12 derece 36 derece düşecek. 12'den 36 çıkar 12'den 36 çıkarsa eksi 24 yapar diyebiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi bakın bu konuların bir çözüm yöntemi ya da bir pratiği yok. Bol bol örnek çözeceksin olay bu. Simitçi Erhan Bey simit satışlarından pazartesi 34 TL kar salı günü 25 TL zarar çarşamba günü 36 TL kar etmiştir. Buna göre Erhan Bey'in 3 günlük toplam kar zarar durumu. Ne yapacağız? Verilenlere bakalım. Pazartesi günü kar etmişti. Artı 34. Salı günü zarar etmiş. 25 lira. Eksi 25. Çarşamba günü yine kar etmiş. Artı 36. Ne yapacağız? Bunları birbirine ekleyeceğiz. Olay bu kadar. Eğer işlemle gösterin derlerse böyle yazıyorsun. Bak, artı 34 TL. Artı eksi 25 TL. Artı artı 36 TL diyorsun. Tamam. Bundan sonra artıları birbirine ekliyorsun. 36 burada, 34 burada, 70 TL. Artılar 70, eksiler 25. Kim kazanır? Artılar kazanır. Kaç farkla kazanırlar? Kim fazla? Artılar 45 fazla diyoruz. Evet, cevabımız artı 45. Kar zarar durumu için ne diyeceğiz? 45 TL kar etmiştir diyeceğiz. Çizgimizi çekelim. İkinci alıştırmamıza bakalım. Bir balon yerden havaya bırakılıyor. Balon ilk 40 saniye içinde her saniye 5 metre yükseliyor. Sonraki 30 saniye içinde her saniyede 4 metre alçalıyor. Balonun son durumdaki yüksekliği metre cinsinden tam sayı ile nasıl ifade edilir? Önce balonumuz yukarı çıkacak, sonra oradan aşağı düşecek. Onlar için ölçüt vermiş. Bakın, yukarı gittiği durumu özetlersek bize ne vermiş diyor ki? İlk 40 saniye boyunca her saniye 1 saniyede 5 metre yükseliyormuş. O zaman 40 saniyede ne kadar yükselecek? 40 çarpı 5'ten 40 kere 5 200 artı 200 metre yükselecek. Tamam. Bu yukarı giderken. Şimdi bu 200 metreden aşağı inecek. Aşağı inişinde yapalım hemen. Aşağı için ne demiş? Bakın sonra 30 saniye boyunca her saniye 4 metre iniyormuş. 1 saniyede 4 metre iniyormuş. Yani eksi 4 olarak yazacağız. 30 saniye olduğu için 30 çarpı eksi 4 diyeceğiz. 30 çarpı eksi 4 eksi 120 metre. Bu da tamam. Artık aradaki farkı bularak şu anki son durumdaki yüksekliğini bulabiliriz. İstersen tam sayı olarak işlem yapmak istersen artı 200 artı eksi 120 dersin. Ya da direkt 200'den 120'yi çıkarırsın. Artılar daha çok olduğu için 80 metre dersin. Şu an balonumuz 80 metre yukarıdadır diyoruz. Evet, devam edelim. Bir başka problem yine çözelim birlikte. İsteyen arkadaşlar durdurup çözüyorlar. Serdar Bey otomobil almak için iki farklı bankadan kredi çekmiştir. Serdar Bey birinci bankadan 7250, ikinci bankadan 8500 kredi çekmiştir. Serdar Bey belirli bir süre sonra borcunun yarısını yatırmıştır. Serdar Bey'in son durumdaki borç miktarı Türk lirası cinsinden tam sayıyla nasıl ifade edilir? Mesela bu çok kolay bir soruydu. Ne yapacaksınız? Borçlarınızı toplayıp ikiye bölecektiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken şey tam sayı olarak dediği için negatif olarak yapalım. Birinci bankaya borcu eksi 7.250 artı ikinci bankaya borcu eksi 8.500'dü. Bunu toplarsak alt alta toplayabilirsiniz. 8.500 7.250 toplayalım 0 5 5, 2 daha 7, 8, 7 daha olmayacak. Yani eksi 15.750 TL borcu varmış. Bundan sonra da yarısını ödediği için ikiye böleceğiz. Eksi 15.750 tam sayı olarak ifade ki iyice göresiniz bölü 2. Negatif sayının pozitif ve bölümü negatiftir. Şöyle bölebilirsiniz. 15750'ye bölü 2. 15'te 2. 7 kere var. 7 kere 2. 14. Çıkardım. 1. 7'yi aşağı indirdim. 17'de 2. 8 kere var. 8 kere 2. 16. Çıkardım. 1. 5'i aşağı indirdim. 15'te 2. Yine 7 kere var. 7 kere 2. 14. Çıkardım. 1. 0'ı aşağı indirdim. 10'da da 5 kere. Cevap neymiş? 7875 olacakmış. Son durumda tam sayı olarak istediği için eksi 7875 TL diyoruz. Tamam. Mevzu bu şekilde basit bir problem. Evet alıştırmalara devam ediyoruz. 20 soruluk bir test sınavında her doğru cevaba 3 puan, her yanlış cevaba eksi 2 puan ve her boş bırakılan soruya da eksi 1 puan verilmektedir. Bu sınavda 16 doğru 2 yanlış ve 2 boşu olan Batuhan kaç puan alır? O zaman hemen değerlendirme yapacağız. Ne olacak? Doğrular için doğru diyorum. 16 doğrusu var çarpı her biri için 3 puan alacakmış. Pozitif olduğu için artı 3. Yanlışları için kaç yanlış var? 2. Kaç puan alacaktı? Eksi 2 çarpı eksi 2. Boşları için de eksi 1 puan alacaktı. Kaç boşu var? 2 tane de boşu var. 2 çarpı eksi. Buradaki puanlarını hesaplayacağız. Sonra bunları birbirine ekleyeceğiz. 16 kere 3 48. Doğrularından 48 puan aldı. Yanlışlarından 2 çarpı eksi 2 artı ile eksinin çarpımı eksidir. 2 kere 2 4. Eksi 4 puan aldı. Boşlarından 2 kere eksi 1 eksi 2 puan aldı. Artık işlemimiz sadece toplama işlemi. Bunu tam sayı olarak gösterirsek 48 puan artı yanlışlardan gelen eksi 4 puan artı boşlardan gelen eksi 2 puan. Burada ne yapıyorduk? Eksileri önce birbiriyle topluyorduk. Artı 48 Artı. Eksi 4, eksi 2, eksi 6 yapar. Sonra da birbiriyle topluyorduk. Artılar 48, eksiler 6 kişi. Kim kazanır? Artılar. Kaç farkta? 42. Farklı. Evet son durumda 42 puana ulaşıyormuş. Videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Hemen ödevinizi vereyim. Öncelikle ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı hemen yorum kısmına yazıyorsunuz. Bakalım mevzuyu kimler doğru şekilde anlamış ödevinizde eğer beni bu kitaptan, spoiler yayınlarının kitabından takip ediyorsanız sayfa 44, 45 ve 46 ödev. Beni kendi kitaplarınızdan takip ediyorsanız da bu konuyla ilgili en az 2 test çözmenizi istiyorum. 3 test de çözebilirsiniz çünkü önemli bir konu, bütün her yerde karşınıza çıkıyor. Yeni videoları kaçırmamak adına abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz. Konu istekleriniz olur, fikirleriniz olur, hemen yorum kısmına yazıyorsunuz. Tabii bu videoyu sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Onlar da faydalanmış olurlar. Haftaya salı günü yine aynı saatte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.